Hangi kitaptan hocam bu tarifler? Karatay Mutfağı mı? Karatay Mutfağı. Ee, bir evet. tutarsanız elinizde orada kameraya. Karatay Mutfağı kitabından çekiyor arkadaşlarım şimdi. Ee, Didem Öget e, mutfakta. Didemcim hoş geldin. Hoş, Saçların hoş, çok güzel, güzel olmuş. Teşekkürler, sağ olun. Şimdi Didem, hocamın bu tarifi. Hocam bal kabağı neden önemli? Onu bize söyler misiniz? Şey, neden de, bal kabağı şey... sebzedir? Evet. Sebzedir. Ee, çok e, mineral içerir. Her türlü minerali doğal olarak içerir. Ee, tabii ki yağ içerir ve de tabii ki e, rengi kahve şey, kahven için olduğu için A vitamini de içerir. A vitamini de bağışıklık sistemi için çok önemli. A vitamini. Hmm. Şimdi ne yapıyoruz Didem? bize onu anlat. Sonra ben hocamın yanına gideceğim. Tamam. Ee, bugün birkaç yemek yapacaktık ama e, hocamın 40 yılda bir bulmuşken e, ben e, dedim. Onları nasılsa yaparız hocam ama unutma o yemekleri yapalım. Tamam. Ee, şimdi ne yapıyorsun aç burayı. Biz bir kilo kabağımız vardı. Bir kilo kabağımızı küp küp doğrayarak bir su bardağı sıcak suda haşladık. Güzel. Bu haşlayıp burada beklerken. Şöyle açalım onu. Tamam. Ve kapağı da görelim yukarıdan alıyor arkadaşlar. Yarım kilo kıymamız var. Evet. Yarım kilo kıymamızla beraber. Biraz evet. reyhan koyacağız ve içerisine koyarak git Tamam. E, e, çok güzel bir e, köfte yapacağız. Evet. E, proteini de önemsiyorsunuz. Yani bu yemekte protein ve yağ, protein ve yağ, yağ. olmuş olacak. Cifre Bakın koronavirüse karşı korur. Evet, evet. ya bir soru vardı burada reklam arasında. E, yarım kilo kıymam yarım mı bu? Evet, yarım kilo kıymamız evet. var. İçerisine tuzumuzu ilave edeceğiz. Bir tatlı kaşığı kadar da reyhan ilave edeceğiz. Neden reyhan var hocam bunda? Şey be, koku versin. Koku versin, versin, tat versin. Yani güzel evet. Özel bir şeysi var mı? Yok yok. Korona bir tat mı diye. Yani onu Korona tat, Ya ve sağlıklı yağ, sağlıklı zeytinyağı, doğal zeytinyağı ve ettir kardeşim. Proteindir, proteindir, proteindir. Hücrelerde, hmm. hücrelerinizin kapısını e, kale kapısı gibi sağlam tutar. Açılmazsa hastalanmazsınız. Evet, e, burada da az olmaktır. bir şey kullanıyoruz, e, kıyma kullanıyoruz. Bütün eve de, ev halkına da getir Tabii. böyle koy ortaya. Oh, e, şapuşuk yiyecek beraber. bir şey. Evet. Çocuklara iyi midir bu yemek? Hiç olmaz olur mu? Tabii ki çok faydalı. Bunu anlatmamızın sebebi, ve Türkiye'de e, biz e, kabak tatlısını kışın hep tatlı diyebiliriz. Tamam, evet. Ama İngiltere'de, Amerika'da ben yaşadım. Orada etin yanına garnitür olarak buğulanır ve verilir. Çok önemli. O, Çok yani önemli. O, o bakımdan her her ülkenin tatlama e, değişiktir. Ben hatta Amerika'da e, kabak tatlısı yaptım diye Amerikalılar şaşırdı. Bu yeni nasıl yenecek diye yemediler. <laughs> evet. evet şimdi e, tuz koydun, e, biber koydun, kırmızı şimdi pul biber. Şimdi birazcık karabiber ilave ediyoruz. Evet az az koyuyoruz. Evet Luz, bunlar damak tadınıza göre değişiklik gösterebilir demiş hocamız. Evet. Ve reyhanımızı koyuyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar reyhan koyuyoruz. Bunu yoğurup ceviz büyüklüğünde köftelerim haline getireceğiz. Sonra bunu e, yemeğin Onu içine ayrıyeten, Yok. Bunu e, köfte haline getirdikten sonra kabaklarla beraber pişireceğiz köftemizi. Yani bir tane yap bakalım tamam, e, gösterelim. Hemen. Şimdi az sonra karıştırırsın yine. Tamam. Prensip olarak gösterelim. Şöyle yapıp yapıp ceviz bunları ceviz koyacağız. Böyle içlerine gömeceğiz bunları. Evet, şimdi sen sonra, karıştır onları tere sonra tereyağımızı ayrı bir şeyde soslukta eriteceğiz. Kırmızı biber yakacağız. Üstüne dökeceğiz. Üzerine dökeceğiz. Vay evet. çok güzelmiş hocam. E, tabii ki. Baya güzel. Çok lezzetlidir. Afiyetle yiyin. Afiyet şifa olsun efendim. Çok Siz teşekkür, teşekkür ediyorum.